Çok. Bunda bir şeyimiz yok.
Ben Eyüp Sabri Ereli, 1969 doğumluyum. Şanlıurfalıyım, Ankara doğumluyum. Müzisyen bir aileden geliyorum. Dedem rahmetli Kanuncu Ayıbo derler Urfa'da. Yani yörenin sevilen ve en profesyonel kanun icracısı olan dedem ismini taşıyorum. Eyüp'tür ismi. Tabii lakab olarak kanun çaldığı için Eyüp'e de Ayıbo dedikleri için Kanuncu Ayıbo diye tanınan rahmetli dedem. Babam rahmetli Abdülkadir Ereli. O da tanınan ve Urfa'da bilinen kanun çalan icracıydı. Kendisi ayrıyeten kanun icat ederdi, kanun yapardı. Ben zamanla yanında atölyesinde çıraklık görevi gibi yanında kendisine yardım ederdim. Babam rahmetli, ben bu işe girdim ama çocuklarım bulaşmasın diye elinden geleni yaptı. Bizi hep müzikten uzak tutmaya çalıştı ama fıtratımızda bu müzik aşkı olduğu için kendimizi bir şekilde bu işin içerisinde bulduk. Askerden önceki dönemlerde klavye çalıyordum. Düğün salonlarında piyanistlik yaptım. Daha sonra neyzen Mehmet Onayberi arkadaşımdan ney dersleri almaya başladım. Belli bir dönem ney çaldım. Görüntü dandik oluyor.
Benim önceden Eşrefpaşa'da spot dükkanım vardı. Ben bu dükkanda müzik dinlemek amacıyla YouTube'u açmıştım. Tabii sanat müziği, halk müziği tarzından müzikleri sevdiğim için o tarz müzikler döne döne bir Taksim açış sesi duydum. Tabii ben bilgisayarın başında değildim o zaman. Bu sesi duyduktan sonra ilgimi çekti. Hiçbir enstrümanın tonuna, sesine benzetemedim. Bilgisayarın başına geçtim. Bilgisayarın başına geçince hiç görmediğim, bugüne kadar hiç görmediğim bir enstrüman gördüm. Bir kabak, üzerinde bir sap ve bu sapın ve kabağın şeklini gözümde canlandırarak bu ses bundan nasıl çıkıyor diye ilgimi çekti. Tabii bu videoyu defalarca izledim. Şu an tanışmış olduğum, gerçi daha önceden hiç duymadığım, tanımadığım bir insan, şu an samimi olduğum Erzurum TRT sanatçısı Engin Varol hocamızla onun videosunu izlemiştim o an. Çok beni almıştı, yani bayağı bir ilgimi çekmişti. O videoyu o gün en az 10 defa izledim ve çok duygulandım. Ben bu enstrümanı çalan kim veya enstrümanın ismi ne, bunları araştırmam gerektiğini hissettim. Ben bu sazı çalmak düşüncesine kapıldım ve kaptırdım kendimi. Bayağı bir araştırdım. Sazın en azından ismini öğrendim. Kabak kemane kelimesini dahi duymamıştım. Öyle bir enstrüman var mıdır? Hiçbir bilgim, ilgim olmadığı için bilmiyordum. Evin bir odasını atölye yaptım. Kendime kemane yapmaya başladım. Tabii sosyal medyada da bir iki paylaşımım olduktan sonra birkaç sipariş almaya da başladım. Tabii verdiğim kemaneler beğenildi. Belli bir süre ev atölyesinde çalıştıktan sonra artık talep de olduğu için kendime bir dükkan ayarlayıp atölye yapmaya başladım. Yani kendime özel bir sadece bu işi yapmak suretiyle. Açtığım atölyede belli bir süre sonra ufak gelince şu anki biraz daha büyük, oradan daha büyük bir atölyeye geldim. Şu an bulunduğum atölyedeyim. Kemane yapımına ortalama 7 yıldır ben bu işi yapıyorum. Atölyemi 2 yıl önceki atölyemde çalıştım. Yaklaşık 2-2,5 senedir de buradayım.
Bugüne kadar yapmış olduğum kemaneleri Türkiye'nin birçok illerine gönderdim.
ve yurt dışında birçok icracılara gönderdim, yaptım. Sadece bu meslekte bir sıkıntımız eleman, çırak yetiştirememek. Yani bu işi öğretmek adına, bu işi severek yapmak isteyen eleman bulamıyoruz. Şimdi 60 tane gibi. Tamam, kes hocam.
Şu an yapım aşamasını izlemiş olduğunuz kemanenin bitmiş hali bu şekildedir. Budur yani. Bu kemane 4 telli akustik kemanedir. Yani ve fixli yaptık bu sazı. Bu fix aparatı kendi üretimimdir. Tamamıyla dizaynı, şekli bana aittir. Şu an yapmış olduğum saz bu. Bu sazın sapını paduk ağacından yaptım. Ön tarafını abanos ağacından yaptık. Üst eşiğini şimşir ağacı kullandım. Siyaha daha uygun göründüğü için. Biz bu sazı ilk başta kare halinde iken klavyelerini yapıştırdık. Klavyeleri yapıştıktan sonra şu burgu oluğunu açtık ve burgu deliklerini açtık. Ondan sonra tornaya gittik. Tornada bunu yuvarladıktan sonra sap bu hale geldi. Kabağımız ön tarafı kasnaklıdır. Kasnak yapma amacımız da kabağımızın mukavemetini biraz daha arttırmaktır. Deri olarak oğlak derisi kullandım ve fix aparatı taktım. Yayımız da ayarlıdır. Yani tele baskı yapan bölümün gevşek ve sertliğini ayarlayabildiğimiz kendinden aparatı olan bir sisteme sahiptir. Kıllarımız da Moğol at kılı diye geçen Moğol atının kuyruğundan yapılan bir malzemedir. Thank you.